Ben şunu merak ediyorum. Fobik kelimesi yüksek korku içeren bir kelime. Doğru değil mi? İslam'a fobi dediğimizde doğru bir tanımlama yapmış oluyor muyuz Akir Hocam? Olmuyoruz. Şimdi biraz evvel gördüğümüz VTR'de çok farklı bir manzarayla karşılaştık. Evet. Bir korkudan hareketle böyle bir tepki vermiş bir insan değil. Tam tersine e, her zerresiyle karşısındaki insanı ötekileştiren, ondan nefret eden, ona karşı artık düşmanca hisler besleyen bir e, varlıkla karşı karşıya kaldık Dolayısıyla fobi kelimesiyle bunu ifade etmeye kalkışırsak yanılmış oluruz fobi kelimesi artık gelmiş olduğumuz bu noktaları izah etmeye ifade etmeye yetersiz kalıyor. Niye fobi dediğimiz şeyde ne vardır Bir korku vardır. Bu korku da esasen nedir? Bir psikolojik hastalık halidir esasında. İnsanın tedaviyle aşabileceği, yenebileceği bir takım dışsal yardımlarla, hekimlerin tedavisiyle, ilaçla, emrazla giderebileceği bir eksikliktir bu. Evet. Fakat burada insanlara telkinle, tedaviyle, ilaçla bu eksikliğini giderebileceğimiz bir yol yok. Karşı karşıya olduğumuz şey, dediğim gibi böyle bir ön yargıların esiri olmuş basma kalıplarla hareket eden bir farklı insan tipi. Ön yargı dediğimiz şey, karşımıza ne çıkıyor? Bir bilgiye, belgeye, dökümana, deneyime, kanıta dayanmayan ön fikirler çıkıyor. Evet. Şimdi böyle insanlar kendi yaratmış oldukları o basma kalıplar içerisinde düşünüyorlar, o düşünsel alanlarını tartışmaya bile açmak istemiyorlar. Görüyorsunuz, yarattığı basma kalıp ne? Git Türkiye'ye diyor. Halbuki Türk olmayan birisi... Türkiye'den gelmeyen birisi oradaki evet. insan. Sen Türkiye oraya Müslüman. Tab tabi Türk zaten evet. şey sınırlarımızdan çıktığımız zaman Türk dediğimiz şey Müslüman ifade eder. Amerika'ya da gitseniz Türk dediğiniz zaman Müslüman dediğiniz zaman ona Türk diyorlar. İşte hatırlarsanız. Suriye'den göçme El Turko vardı. Arjantin'in devlet başkanı olmuştu biliyorsunuz. Yani bu coğrafyadan göçen herkes onların gözünde nedir? Türk'tür. Türktür. Müslüman eşittir, Türk'tür. Dolayısıyla da... E Böyle bir ön yargı var, böyle bir e, klişe eleştirme var, bir çerçeveleme işte iletişimde biz buna çerçeveleştir evet. çerçeveleme kuramı diyoruz ya. Bir çerçeve çiziyorlar, bu çerçevenin içerisine olumsuz anlam yükledikleri ne kadar ifade varsa onu e, koyuyorlar. Ondan sonra da Müslümanları böyle görmeye başlıyorlar, tek tipleştiriyorlar bakıyorsunuz işte bu basma kalıplar diyoruz ya, tek tipleştiriyorlar hı hı. bir tek tipin içerisinde bütün insanları izaha uğraşıyorlar. ...halbuki o insanların e, entelektüel seviyesini, bilgi birikimini, çalışmasını, iştigalini, niteliklerini, yeteneklerini hiçbir şekilde bilme ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Muhtemeldir ki biraz evvel o mağdur olan hanımefendi, o e, tüküren hanımdan çok daha nitelikli, çok daha kalifiye, çok daha o içinde bulunduğu topluma katkı sağlayan bir evet, insan. Evet. Şimdi ama bunlara bakmıyor, gözü dönmüş dikkat ederseniz. İşte bu gözü dönme hali artık anti-İslam diye ifade edebileceğimiz bir kavramı karşımıza çıkarıyor. Fobiyle falan hiç alakası yok. İslam'a fobi demek doğru Tabii. değil o zaman. Yani İslam'a fobi diyebileceğimiz tutum ve davranışlar yok mudur? Vardır. Ama o bilgiyle, anlatmayla düzeltilebilir bir şeydir. Fakat gelmiş olduğumuz şey hiçbir şekilde bilgiyle anlatmayla düzeltilebilecek bir şey değil çünkü bilime açık değiller bilmeye evet. açık değiller o kapıları açmıyorlar o kapıların dışında tam tersine ideolojik bir tavırla çok katı bir şekilde yani şimdi bir de İslamofobi endüstrisi dediğimiz bir endüstri var bu endüstri zaten körüklüğe körüklüğe getirdi bu işi bir karşıtlığa dönüştürdü düşmanlığa dönüştürdü bu dönüşen noktada insanlara artık şunu yapmak gerekiyor insan haklarını hatırlatmak gerekiyor. Yani din, dil, ırk vesaire her ne olursa olsun insan hakları çerçevesinde bu insanların haklarını hatırlatmak gerekiyor. Hukukun üstünlüğü diyoruz ya. işte hukukun üstünlüğü burada devreye girecek. Hı. Bir insana böyle bir müdahale olabilir mi? Bu e, keskin bir şekilde cezasız kalırsa o zaman gayet tabii ki hiçbir insanın hakkını savunamazsınız. Fobi Orada... dendiği için de ceza hükmü yok değil mi? Yok, ya, değil mi şimdi yok. Hastalığa, hastalığa bir ceza olmaz. Fobi zaten bu işi hafifletme şeyi. Bu bir fobi değil. Yani tedavi edilebilir bir şey değil. Evet. Tedavi noktasını aşan bir noktadır bu. Yani tedaviyi nasıl yapabiliriz? Bir ilaç verirsiniz. Sakinleşir değil mi? Yani ruh hastasıdır. O ruhi bunalımlarını atlatması için teskin edici bir şey verirsiniz. Onunla şey yapar? Bir işte sıvı içirirsiniz, bir şey ilaç, hap vesaire falan. Ama bu o değil artık. Bu o olmadığı için de bunun tedavisi yok. Bu tedavisi olmayan bir şey. Bu ancak nedir? Bu artık e, evrensel hukuk kriterleri içerisinde el almamız gereken hı hı. şeydir. Bunu iç hukuklamı düzenlerler, evrensel hukuk çerçevesinde mi el alırlar? İnsanlar artık bu konuya eğilmek durumundadırlar. Bu Çağlara göre, devirlere göre de sürekli insan ötekini yaratıyor. O yarattığı öteki zaman zaman değişiyor. Geçtiğimiz yüzyılın ötekisi Yahudilerdi biliyorsunuz. Evet, bu yüzyılın ötekisi de artık Müslümanlar evet. ve Avrupa'da da bu her zaman var. Yarın bir gün başkası olacak, bir başkası olacak, bir başkası olacak. Onun için de insanlığı bu cendereden çıkarmak gerekiyor. İnsanlığı bu cendereden nasıl çıkaracağız? İşte bunları suç haline getirmek suretiyle çıkaracağız. Hiç kimseye bu konuda tolerans olmayacak. Ne içimizde olacak ne dışımızda olacak. Hı hı. Ama kendi içimizde de biraz evvel Sibel Hanım çok güzel ifade etti. Ee, geçmişe dönük olarak kendisine bu kavramın neler ifade ettiğini anlattı. Kendi içimizde bunları yaşadıktan sonra, şimdi dışarıdakileri ifade etmekte, izah etmekte de gerçekten güçlük çekiyoruz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.